akşamlar sevgili BRT izleyicileri. Bir kahve içelim programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Programımızda yine bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle. İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat bizlerle olacak. Bunun öncesinde Aziz Bey'e dönmek istiyorum. Aziz Bey merhaba. Merhabalar Aydın Hanım. Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş geldin Cumhur'ya. Siz de hoş geldiniz. Girmeliyiz Sayın Başkan'la. Doğru. Sen Lefkoş olasın. Lefkoş'la geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk sana. Efendim. Ne var ne yok? Nasıl geçti bu hafta? İyiyiz. Birazcık programımıza birazcık geç girildi. Geç ama telafi edeceğiz. Evet. Evet. Sözü sana bıraktım Sayın Başkan'la. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kahvemi içiyorum. Afiyet olsun. Daha önce zamanda böyle bir programa katılmadınız. Vallahi değişik programlara katıldım ama böyle bir programa limanda katılmadım. Doğrudur. Ama açık havada işte geceleri, gündüzleri çeşitli programlar veya röportajlar filan geçmişte oldu. Böyle açık havada ve yani gürültülü ortamda biraz zor aslında. Çünkü doğru. Gürültü dikkatinizi başka tarafa da çekebilir. Ama atmosferi sevdiniz değil mi? Yani tabii, şu an burası bizim mekanımız zaten. Değil yani mi? Benim gençliğimde, çocukluğumda hatta, ama çocukluğumda o kadar değil, daha ziyade gençliğimde, özellikle 74 buralarda çok dolaştık, eğlendik, oturduk, kahve içtik, işte bira içtik vesaire. Buralar bizim mekanımızdı. Çocukluğumuzda pek değil tabii. O zaman yani 74 öncesi Kıbrıslı Türkler pek buralara gelmezdi. Genelde Kıbrıslı Türklerin eğlence mekanı ileride gördüğümüz kalenin arkasıydı, kale arkasıydı. Ve onun da ötesinde Karakız. Dolayısıyla buralar çok uğradığımız yerler değildi ama 74'ten sonra tabii bu bölgeler gençlerin, işte genel olarak halkın aslında uğradığı, eğlendiği bir bölgeydi doğrusu. O zamanlar gelirdik. Biraz daha farklı tabii. Şimdi bazı restorasyonlar yapıldı. Eskiden masalar denizin kenarına kadar gelirdi. Şimdi biraz uzaklaştı. Bu güzel oldu tabii. Şimdiki halini daha mı çok sevdiniz? Yani eskiye kıyasla. Çok göremedim kıyasla aslında. Çok göremedim ama buraya gelirken gördüm. İlk defa mı geldiniz? Yani restorasyondan evet, defa geldim. Sonra. İlk defa geldim. İşte biliyorsunuz yaz sıcakları öyle çok fazla buralara gelmek çok akıllıca olmaz bizim açımızdan. O yüzden daha az geliyoruz tabii. Anladım efendim. Ama güzel oldu. Güzel oldu. Evet, bu saatler daha iyi. Evet, tabii. Tabii. Peki, limandan biraz konuşalım. Liman önemli çünkü benim için de çok önemli Sayın Başkanım. Buradan bir anı sorsak ne kalmıştı Mehmet Ali Talat'ın aklında? Çok gelmiyorduk dediniz ama yani ileriki yaşlarda muhakkak daha anlamlı buluşmalar için arkadaşlarla tabii, olsun, dostlarla hem, olsun buluşmalara geliniyordu. Hem o oldu hem de bu bölgede ben iş de yaptım. Yani işte 1994'e kadar buzdolabı ve klima cihazlarıyla uğraştığım dönemde bu bölge neredeyse tümüyle benim müşterimdi. Gelir giderdim buralara. Geceleri gezmeye zaman zaman gelirdim ama gündüzleri de iş için gelirdim. Dolayısıyla bu bölge insanını, esnafını çok iyi tanıyorum. Tabii şu anda aynı insanlar çalıştırıyor mu dersen epeycesi değişti. Çok değişti. Burada mesela Halil Bozuk vardı. Limasol'dan gelme. Babamın çok yakın arkadaşıydı. Çok sohbetler ederlerdi. İşte daha ileride yine tadık insanlar Limasollu veya onlardan kiralayan işletmeciler vesaire vardı. Daha ileride Sabri Tahir vardı. Sabri Tahir'in kızı tabii çalıştırdı orayı.
Ama yani sonuç olarak tanıdığımız, bildiğimiz bir bölgeydi burası. Kemal Dayı'nın yeri vardı orada. Kemal Dayı'nın yeri vardı tabii. O da tabii tabii rahmetlinin yeri vardı. Yani burası cıvıl bir bölgeydi. Bir ara işte aşırı bir kirlenme oldu. Mendirek sorunu yaşandı. Galiba hala yaşanıyormuş. Evet, orada hala sorunlar var. Yani onu nasıl çözülecek, ne zaman çözülecek? Umarım ki çözülür. Sıra çünkü ona geldi deniyor ama. İnşallah. İnşallah. Çünkü çok önemli bir konu. Çok eski sorun orası. Ben tabii o yeni liman yapıldığı dönemde buranın da bir tamirden geçebileceği düşüncesi vardı ama olmadı. Yeni liman yapıldı. Burası birazcık kaderine terk edildi. Çünkü yeni liman yapılmadan önce burası ayrıca bazı feribotların da uğradığı yerdi. Ama yeni liman yapılınca burası biraz pabucu dama atılan bir bölge haline geldi. Ama yine de iyi olmuş şimdi. Umarım bundan sonra geliştirilir ve Girne'ye uygun, Girne'ye layık bir yat limanı haline gelir. Girne'deki değişimi sormak istiyorum size. Girne çok değişti. Ben de Girne çok kötü değişti. Ama yani, evet, onu soracaktım. Yani evet. Nereye doğru gidiyor bu Girne değişim? Çok kötü değişti. İşte 2009 seçimleri aslında dönüm noktası oldu Girne'de, Girne'nin değişiminin. 2009 seçimlerinde dönemin Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Derviş Eroğlu ve ekibi tabii herhalde bazı taahhütlerdi işte ilgili müteahhitlere diyelim. Girne'de, Girne'yi bir rant alanı getirmeyi hedefleyen kesimlere ve seçimin hemen arkasından Girne'deki kat sınırlaması kaldırıldı. Halbuki Girne'de maksimum yapılabilecek, daha doğrusu maksimum yükseklik 4 kattı. 4 kat ortadan kaldırıldı, sınırsız hale getirildi. Sonra büyük tepkiler oldu tabii. Çünkü ne Girne'nin altyapısı bunu çekerdi, kanalizasyon veya yol altyapısı, ulaşım altyapısı, ne de insanların buna tahammülü vardı. Sonuçta büyük tepkiler olunca aradan gelen İrsen Küçük hükümeti yine 2010'da kat sınırını 10 kata düşürdü. Sınırsızdan 10 kata düşürdü. Ama tabii bizde çok kötü bir uygulama var. Başvurur örneğin bir mal sahibi ya da müteahhit şehir planlama dairesine ve der ki ben kurallara göre, şu andaki kurallara göre, şu andaki kurallara göre 10 kat bir inşaat yapacağım ve bunun için müracaat eder. O müracaat oraya gittiği andan itibaren o kazanılmış hak olur. Evet, sonsuza kadar gider. Sonsuza kadar gider. Çok saçma, çok yanlış. İnsan aklının almadığı, tekniğin ve bilimin almadığı, bilime sığmayan bir durumdur. Bu bir yaklaşımdır ama maalesef öyledir. O dönemde 10 kat müracaatı yapanların tümüne 10 kat hakkı verildi. Müracaat etmemiş olan gerek karşı olduğu için gerekse zaman bulamadı veya herhangi bir müteahhitle anlaşmadı vesaire. Müracaat etmeyenler tabii ortada kaldı. Sonra 7 kata düşürüldü. Sonra 5 kata düşürüldü. Ama 10 katlar izinler baki kaldı. Yani 10 kat izinler baki kaldı. Şimdi bile yapacak olsa hala geçerli. Çok saçma, çok mantıksız. Ama maalesef öyle. Dolayısıyla hala 10 kat yapılan binalar var Girne'de. Başlamamış fakat işte müracaatı yapılmış binalar var. Girne tabii çok kötü bir duruma geldi. Ne altyapısı yeterli ne ulaşım altyapısı yeterli ne de zaten
layık bir durum var. Üzücü bir durum ama maalesef Girne böyle oldu. Ben belediye başkanına söylemiştim, yani katlı yol yapmak gerekecek Girne'ye herhalde. Yani bir alttan giden, bir de onun üstünden paralel olarak hareket eden yollar olması gerekecek. Çünkü şu anda bile görüyoruz, yani daha bitmedi binalar. Ama binalar bitmeden bile Girne'de ulaşım büyük bir keşmekeş haline geldi. Bu açıdan Girne'ye üzülüyorum. Eskiden Lefkoşa'dan gelirken Ciklos'u geçip o manzara, evet, Girne'ye döndüğümüz zaman Girne yemyeşil görünürdü. Hatta benim bahçede bir büyük ceviz ağacı vardı. Onu görürdük döndüğümüz zaman. Şimdi hiçbir şey göremiyoruz. Betona teslim oldum. Evet. Sayın Başkanım, biraz daha siyasetin dışında sorular soracağım ama daha böyle sohbet havasında. Çocukluk. Ben çok özür dilerim. Evet, çok özür dilerim. Yani bir şeyim yok ama Girne'yi şöyle tamamlayalım. Başkanı, Girne Belediye Başkanı nasıl buluyorsunuz? Şu anki görevde olan Murat Başkan. Vallahi iyi buluyorum. Yani yeni adımlar atıyor. Girne'nin tabii kurallar, yasalar değiştiremeyeceğine göre mevcut kurallar, yasalar çerçevesinde önemli adımlar atıyor. Fakat tabii epey kısıtı var onun da. Dediğim gibi 10 katı o sınırlayamaz, düşüremez. Alınmış ve uygulanmakta olan geçmiş yapılaşmalara müdahale şansı pek yok. Ama bir kısım yenilikler yapmaya çalışıyor. Elinden geldiği kadar yapıyor. Fena değil, iyi gidiyor bence. Belediyelerin yetkilerinin biraz daha genişletilmesi lazım ama tabii şundan emin olamıyorum. Yani belediyelerin yetkileri daha geniş olsa acaba geçmiş alınmış kararlara müdahale etme cesareti olur mu belediyelerin? Ondan da emin değilim. Çünkü çok örnek gördük. Yani geçmişte yanlış verilmiş bir karar, henüz uygulanmamış. Ama işte geçmişte bu karar alınmıştı, yapacağımız bir şey yok yaklaşımı maalesef kurumlarımızda var. Bu Girne Belediyesi'nde de dolayısıyla var. O yüzden yapabilecekleri de sınırlıdır diye düşünüyorum. Ancak bundan sonrası için yeni planlamalarda önemli görevleri olacak ve inanırım ki onları başarıyla yürütecek. Evet. Sayın Başkanım, çocukluk hayaliniz ve üniversitedeki yıllarınızdan da bahsetmek istiyoruz. Yani nasıl geçti ve hep siyasette olmak istiyor muydunuz? Yani bunları hayal ederek mi ilerlediniz? Şöyle, siyasette özellikle liseyi bitirip üniversiteye gittikten sonra siyasetin içine girdim. Ama o zaman siyaset başka bir şeydi. İdeal kurguladığınız, tercihlerinizi idealleriniz üzerine belirlediğiniz bir yaşam biçimiydi siyaset. Yani örneğin benim için işte sol ideolojiyle tanışmak, öğrenci hareketiyle, Türkiye Gençlik Hareketiyle başlayan bir süreci Kıbrıs Türk Gençliği'nin gençliğine uyarlayarak, daha doğrusu Kıbrıs Türk Gençliği'nin Kıbrıs'a bakışını biçimlendiren ve onun için çaba ortaya koyan, mücadele eden bir hareketin içinde buldum kendimi. Bu bir siyasetti tabii ama parti siyaseti değildi. Bu söylediğim tabii
benim üniversiteye gittiğim yıllar 69-70 yılları. Sonra Türkiye'de darbeler, askeri darbeler, darbelerden sonra normalleşmeler. Bu arada Kıbrıs'ta onun o darbelerin veya Türkiye'deki dönüşümlerin uzantılarının yaşanması. Düşünün 1973'te Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor Kıbrıs'ta. Cumhurbaşkan muavinliği seçimi yapılıyor. O dönemde işte Doktor Küçük aday olacak. Denktaş adaylığa teşvik ediliyor. Türkiye Denktaş'ın arkasında duruyor ama Doktor Küçük tabii bunu tam olarak bilmiyor. İşte aday olduğunu söylüyor, Türkiye'ye davet alıyor, Türkiye'ye gidiyor, Türkiye'de telkinlerle karşılaşıyor ve Kıbrıs'a dönüyor ve adaylıktan çekiliyor. Bu arada ama 73'te Cumhuriyetçi Türk Partisi var, 70'te kurulmuş. Ben 73'te üye olmuştum. 73'te Cumhurbaşkan Muavinliğine aday oluyor CTP'nin genel başkanı. O da baskıyla sonuçta çektiriliyor ve Denktaş Bey seçiliyor. Hatta Ahmet Mithat Berberoğlu Denktaş Bey'e kutlama gönderiyor. Cumhurbaşkanlığı muavinliğine atanmanızı kutluyorum diyor. Yani o günün siyaseti böyle. Ben de o siyasetin içinde hem parti üyesiyim, hem gençlik hareketi liderlerinden birisiyim. Ama sonradan işte parti siyasetine gireceğim, partide işte başbakan olacağım, cumhurbaşkanı olacağım ya da milletvekili olacağım, böyle bir düşüncem yok. Zaten milletvekili olma planım da yok. Çok da sevdiğim bir mevki değil o yıllarda. Çünkü düşünüyorum ve inanıyorum ki milletvekilleri fazla bir şey başaramaz. Bugün düşüncelerim öyle. Değişti mi? Sayın Başkanım. Efendim? Araya gireyim. Değişti mi o düşünceleriniz? O günkü düşünceler de. Bir mer değişti inanıyorum ki eğer dirayet olursa bugün yapılabilecek çok şey var. Yani örneğin hep şikayet ediyoruz. İşte rüşvet var, işte partizanlık var vesaire. Evet ama yani bunları düzeltecek olan da sonuçta bu buradaki siyasettir. Başka birisi değil. Yani bugün bana bazen duyarım. İşte Kıbrıs sorunu örneğin çözülse ulusal hukukun denetimine gireceğiz ve sorunlar daha kolay çözülecek. Yavrum tarafı Avrupa Birliği üyesi. Yani bunu çözecek olan biziz yine. Uluslararası hukuk bir noktaya kadar. Uluslararası hukuk size sisteminizi düzenlemeniz imkanını verir. Ama uluslararası hukuk size müdahale ederek bu yolsuzluğu yapma, şunu yapma, bunu yapma gibi adımlar atmaz size yönelik olarak. Yapsa bile bu sınırlı olur. Bakın size bir örnek vereyim. Dimitris Christofias benim muhatabım ve görüşmelerdeyiz. Rum tarafında bir skandal patlıyor. Bir mafya lideri güneyde hapishanede. Adam geceleri çıkıyor. Mafyalığına devam ediyor. Sabaha yakın gelip hapishaneye giriyor. Ve bu böyle devam ediyor. Sonuçta basın bunu ortaya çıkarıyor bir şekilde. Ve büyük bir skandal kopuyor. Christofias bana diyor ki, yahu Mehmet Ali düşünebilir misin diyor yahu. Geceleri adam çıkıp mafyalık yapar. Hala bu nasıl olabilir? Görevden alıyor şeyini, nedir o, hapishane müdürlüğü vesaire falan ama yani oluyor işte. Oluyor.
hafta, daha sonra Limassol'da bize saldırı yapıyor Elam. Polis uyuyor veya ilgilenmiyor, seyrediyor. Yani Amerikan Büyükelçisi, Limassol Belediye Başkanı müdahale etmese bizi yakacaklar. O noktaya geliyor. İşte uluslararası hukukun içinde. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Tabii ki uluslararası hukuk önemli. Avrupa Birliği normları önemli. Çünkü onun dışına çıkarsanız size yaptırım uygular vesaire. Ama sonuçta yine sizden çıkar her şey. O yüzden ben inanırım ki Kıbrıslı Türkler bu yolsuzlukları, işte yaşanan sıkıntıları vesaire çözebilir. Ama bunu çözebilecek iradeye sahip olması lazım. Bu da sonuçta halkımızın iradesi. Doğru seçim yapacak. Bunu yapmayanları seçmeyecek. Bugünlerde yaşadığımız en önemli sorun nedir bu ülkede? Elektrik kesintileri değil mi? Yani bunu hiç kimse inkar edemez. Peki ben size söyleyeyim. 1994'te ben Eğitim Bakanı oldum. Hemen arkasından 95'te elektrikler kesilmeye başladı. Kıbrıs Rum tarafı da yeterli enerjiyi üretemeyince bize elektrik vermeyi kesti. Tabii biz o dönemde bir de 2x60 santralımızı yapıyorduk. Kıbrıslı Türkler santral yapıyor ha deyip biraz da onun öfkesiyle bize elektriği kestiler. Köylere gidiyoruz geceleri, şak elektrik kesiliyor, halk bize söylüyor. Ama biz elektrik üretimine daha yeni başlamadık. Düşünün. Çünkü 94 öncesi biz elektrik üretmiyorduk zaten. Tümü güneyden geliyor. Biz yeni üretmeye başladık. Rumlar kesti. Hatta üretmeden kesti. Bunun üzerine biz alelacele 2x60'ın birini kurduk. Kazanı patladı. Bir kişi hatta öldü de o dönemde. İkinci kazanı, ikinci üniteyi yaptık. Üretime başladık ama yetmedi. Kesintilerle devam ettik. Başka jeneratörümüz yok. Sonra işte 2004 yılında ben başbakan oldum. Elektrik kurumunun durumunu biliyorum. Çünkü ben de elektrik mühendisiyim sonuçta. Teknik olarak biliyorum. Dedim ki arkadaşlara, bakın hiç olmamış bir şey yapacağız. Ve elektrik kurumunu Maliye Bakanlığı'na bağlayacağız. Normalde o güne kadar hep ya Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Tarım ve Enerji Bakanlığı vesaire ona bağlıydı. Maliye'ye bağladık. Neden? Çünkü ihtiyaçları görsün Maliye Bakanı, ona göre bütçe ayırsın. Ve yaptık. Gerçekten Maliye Bakanlığı bu inceledi. İşte ilk birer kuruş, ikişer kuruş ya da geçmiş zaman 10 kuruş kilowatt saatine bir çeşit vergi koydu. Ve dedi ki bunlarla biz jeneratör alacağız. 4 tane jeneratör aldık. Türkiye karşıydı jeneratör almamıza. Çünkü diyordu ki siz, tabii Türkiye nezdinde biz o zaman çok güçlüydük. Bizim söylediklerimize rağbet edilirdi o dönemlerde. Çünkü doğru işler yapıyorduk. Uluslararası ilişkilerimiz de çok iyiydi. İşte Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri bizimle görüşürdü, ilgilenirdi vesaire. Prestijimiz yüksekti. Türkiye nezdinde de yüksekti. Türkiye dedi ki madem ki siz bu 4 jeneratörü aldınız, 2 de bizden. Hediye gibi. 6 jeneratör. O dönemde ama ekonomi hızla yükseliyor. Büyük ihtiyaç var. Ekonomi büyüdükçe jeneratör ihtiyacı, enerji ihtiyacı artıyor. Bunun üzerine o dönemde Aksa 2002'den beri burada üretim yapıyor. Onlarla sözleşme uzatıldı ve böylece elektrik ihtiyacımız ortadan kalktı. Düşünün,
2004'ten 2009-2010'a kadar biz neredeyse arıza dışında hiçbir kesinti yaşamadık. Şalt merkezleri kurduk. İletim hatlarını yeniledik, yenilerini çektik. Hem yeniledik hem yenilerini çektik. Dolayısıyla dağıtım sistemini de çok iyi bir noktaya getirdik. Ve 2012-2013'te miydi? Güneyde büyük bir patlama oldu Mari'de. Mari'deki patlama. Ve Güney elektriksiz kaldı. Biz elektrik verdik o dönemde Güney'e. Buradaki herhangi bir kesinti yapmadan Güney'e elektrik verdik. Yani bu yapılabilirdir demektir. Onu da anlatmaya çalışıyorum. Yani aman biz yapamayız, aman biz beceremeyiz. Yok öyle bir şey. Biz beceririz. Teknik elemanlarımız da var. Yeterli sayıda. Bu işi yapabilecek kapasitemiz de var. Yapabiliriz yani. Önemli olan niyettir. Ve bakın 2010'dan sonra 2015-2016'da galiba ya da 2014'te emin değilim. İki jeneratör daha alındı. O arada yani 2010'dan 2014'e hiç alınmadı. 2014-2015'ten bugüne yine hiç alınmadı. Dolayısıyla bütün yatırımlar o dönem yapılan yatırımlardır. Peki şimdi biz yatırımlarımızı geliştirsek ya da İşte güneş parklarına ağırlık versek, özel sektöre de açabiliriz. Yani depolamalı örneğin yatırımlar yapsak, birazcık daha pahalı olsa. Ama uzun vadede bizim lehimize olacak yatırımlara bunu dönüştüremez miyiz? Ben dönüştürebileceğimize inanıyorum. Teknik elemanımız inanın var. Hiçbir sorun yok. Dolayısıyla ben bizi kötümser görmüyorum şahsen. Halkımız sonuçta doğru iradesini ortaya koyacak ve bu projelere destek verecek diye düşünüyorum. Yani eski yılları düşündüğümde bizim gençlik yıllarımızdan bugüne gelinceye kadar tabii hem düşüncelerimizde önemli gelişmeler oldu, değişiklikler oldu. Hem de teknolojide büyük değişiklikler, gelişimler oldu. Yani o zamanın teknolojisi, yani düşünün cep telefonu yoktu, bir şey yoktu. Yani internet yoktu. İnternet benim eğitim bakanlığımda bile yoktu. Yani benim eğitim bakanlığım döneminde biz dosya alışverişi yapacağımızda aramızda arkadaşlarla modemle telefon hattına bağlanıp aynı anda diğer taraftan yine modemle bağlanıp dosya alırdık, dosya aktarırdık. Yani internet diye bir şey yoktu. Benim söylediğim 94-95. Bugünkü şartlarda biz bunları uçarak yaparız. Ben ona inanıyorum. Önemli olan niyettir. İstekliliktir. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Biraz daha kişisel onlara mı girelim? Sayın Başkanım, insanlara çabuk güvenir, inanır mısınız? Efendim? İnsanlara çabuk güvenir, inanır mısınız? Çabuk güvenir. Çabuk güvenir misiniz insanlara? Yani inanır mısınız? Ha, evet. Biraz çabuk inanır. Olumsuz da olabilen bir durumum var. Bir dünya görüşüm var. Ama bunun bazen bir avantaj olduğunu da düşünürüm. Çünkü hep geçmişe takılı kalırsanız, insanlara inanmazsanız, güvenmezseniz iş yapabileceğiniz insan kalmaz. Haklısınız. Halbuki insanlara yanlışını görene kadar güvenmek doğru bir şeydir. Bazen yanıltır sizi bu. Benim başıma geldi. Yanıldığım olaylar oldu. Ne yaptınız o noktada? Biraz geç kaldım ama sonra düzelttim durumu. Düzelttim. Ama yani ben o huyumun iyi olduğunu düşünüyorum.
Çünkü aksi halde iş yapamazsınız. Haklısınız. Yani insanlara güvenmezseniz, tamamen her şeyi siz yapacaksınız havasında olursanız, o zaman başarı şansınız kalmaz. Ben örneğin arkadaşlarıma çok güvenirim, hala güvenirim ve bunun yanlış olmadığını düşünüyorum. Yanılma olur, doğaldır. Erken teşhis ederseniz iyi olur. Evet. Edemezseniz de bedelini ödersiniz tabii. Arkadaşlarıma güveniyorum dediniz. Peki sizin bir dostluk kriteriniz var mı? Dostluk? Dostluk kriteriniz var mı? Var tabii. Nedir? Yani bir kere tabii ki sonuçta bu genel geçer bir şeydir. Herkes karşısındaki ile eğer bir arkadaşlık kuracaksa onun dürüstlüğüne inanmak ister. Sonuçta eğer onun dürüst olmadığını, bütün çabasının iyi niyetinizi istismar etmek ya da iyi niyetinizden yararlanarak bazı avantajlar elde etmek olduğunu görürseniz onunla o ilişkiyi sürdürmezsiniz. Kesinlikle. Dolayısıyla temel kriter herhalde herkes için böyledir. Dürüstlüktür. Bu dürüstlüğü teşhis edebilirsiniz, edemezsiniz. Ederseniz uzun vadeli bir arkadaşlık, bir birliktelik sağlamış olursunuz. Eğer bunu başaramazsanız kısa süreli bir arkadaşlığınız olur, erken bozulur. Bu da sizi de karşınızdakini de rahatsız eder tabii, üzer. Öyle olmaması temennimdir her zaman. Peki Sayın Başkanım, yalnız kalmaktan hoşlanıyor musunuz? Böyle bir sineme çekinim, yani yalnız kalayım. Vallahi yalnız kalmayı severim. Doğrusu. Yani yalnızlık beni rahatsız etmez. Yani bir mekanda, bir odada ya da bir doğada yalnız kalmak, orada çalışmak uzun süreli beni rahatsız etmez. Yani örneğin işte geçmişte kalp ameliyatı geçirdim. 15 gün herhalde, en az 15 gün hastanede yattım. Hiç de bıkmadım. Kitap okudum, bilgisayarla uğraştım, notlarımı aldım, yazılarımı yazdım, görüşmelerimi yaptım. Çünkü görevdeydim o zaman, cumhurbaşkanıydım. Sonra geldim, nekahet döneminde evde kaldım, evden temaslarımı yürüttüm. İşte müsteşarım eve geldi, onunla görüştük, gerekli düzenlemeleri yaptık, gerekli kararları aldık ve uyguladık. Yani rahatsız olmadım, olmam genelde yalnızlıktan, çalışırım çünkü. Bedenen veya nedir o, okuyarak, yazarak, ruhen neyse çalışırım ve daha verimli olurum hatta. Bence de. Peki Sayın Başkanım, seyahat etmekten hoşlanıyor musunuz böyle? Çok değil. Çok değil. Seyahati çok sevmem. Neden? Bilmiyorum yani, nasıl ki yalnızlıktan hoşlanırım, seyahat ederken çok uyaran olur. O yoğun kalabalık mı rahatsız ediyor sizi? Dolayısıyla rahatsız etmez de çok sevmem yani. Mecbur olmadıkça seyahat etmeyi sevmem. Görevim gereği eğer ihtiyacım olursa tabii bundan kaçınmam. Yani şöyle, örneğin sabahleyin uçakla İstanbul, Berlin,
genel sekreterle görüşme, akşam üzeri İstanbul, akşama Kıbrıs, uçarım. Yani Berlin'de kalmam mecbur olmazsam. Mecbur olursam kalırım. Ya da New York, bilirsiniz New York'a gidildi mi genelde uzun süre kalınır. Evet. Eğer özel bir program yoksa, 2 günlük, 3 günlük, ben bir gün gidip görüşmelerimi yapıp ertesi gün dönebilirim geri. Ve çok yaptım bunu. Pardon, biraz mı? Bende de vardı, o yüzden çok şey buldum, tanıdık izler buldum, gördüm. Olabilir. O yüzden araya girdim. Olabilir, yani bunu yaşadım ben, çok yaşadım. Hatta örneğin bu konuda çok ciddi eleştiriler de aldım, özellikle ekibimden. Yani neredeyse demişti danışmanlarımdan bir tanesi, genel sekreteri New York Havaalanı'na çağıracaksın, orada görüşüp geri döneceksin. O kadar şeydim yani, bir an önce işimi tamamlayıp geri dönme heveslisiydim. Uzun süreli seyahatleri sevmedim. Oldu ama olmadı değil. Yani hatırlıyorum, 1999'da biz muhalefetteyken o dönemde Kıbrıs görüşmeleri var, New York'a gittik. İşte planımız 3-4 günlük bir plandı, programdı daha doğrusu. Uzadı, belki 10 güne çıktı. Götürdüğümüz çamaşırlarımız bile yetmedi, çamaşır satın almak zorunda kaldık oralardan. Öyleleri de oldu yani. Ama yani çok sevdiğim bir şey değil. Peki ben başkanım şunu da sormak istiyorum. Kıbrıs dışında nerede yaşamak isterdiniz? Buranın dışında. İlginç bir soru. Vallahi bunu pek düşünmedim ha. Kıbrıs dışında herhalde belki şeyi severdim. Yani yaz aylarında daha serin olabilen yerler, yani örneğin Kıbrıs'a yakın yaylalar, Türkiye'de Anamur, Anamur'un yaylaları olduğunu biliyorum çünkü yaptığımız seyahatlerde özellikle yazın Anamurlular yaylalara göç ederdi. Şeyler de, tatilciler de Anamur'a gelirdi. Onlar sıcaklardan kaçar, yerliler. Tatilciler de o sıcağa gelirlerdi. Herhalde ben de öyle yaylaları tercih ederdim. Daha serin yerler. Sonra orada iklimde değişik olduğu için daha farklı bir iklim, daha farklı bir bitki örtüsü olur o yerlerde diye düşünüyorum. Ve ben bitkilere çok meraklıyım. Değişik ve ilgimi çekecek bitki örtüleri sevdiğim bir alandır. Tarımsal faaliyetleri sevdiğim gibi doğal bitki örtülerini de çok severim. Onları da görmüş olurduk herhalde. Örneğin şeye bile gittiğimde, İstanbul'a ya da ne bileyim ben New York'a gittiğimde, örneğin yolda giderken arabadan, trenden neyse dışarıyı seyredip bitki örtüsüyle ilgili yorumlar yapardım, değerlendirmeler yapardım. Ya da Orta Asya ziyaretlerimde, ki Kırgızistan, Türkmenistan ülkelere gittim, Azerbaycan'a gittim vesaire, gerek uçakta gerek karayoluyla seyahatlerde hep bitki örtüsünü izlemişimdir. İlgimi çekerdi çok. Washington'a gittiğimde örneğin yolda mülver ağaçlarına rastladığımı hatırlarım. Enip dokunamadım ama hala kalıbı bu basarım, onlar mülverdi. 10
Onun için yani Kıbrıs'ı severim ama dediğim gibi başka coğrafyalarda da yaşamaktan rahatsızlık duymam herhalde. Ama kısa süre olması şartıyla. Sayın Başkanım o kadar ülkesini seviyor ki hiç düşünmemiş böyle farklı bir ülkeyi. Bir Kıbrıs bağımlılığı var. Herhalde. Çoğumuzda var. Var. Zaten var. Şeyi hatırlıyorum. Ben mezun olduğumuzda üniversiteden o zaman nişanlım olan eşim Almanya'da bir akraba ziyaretine gitmişti. Oradan yazıştık. O zaman tabii telefon vesaire vardı da ulaşım çok zordu. Şey yoktu. Cep telefonu yoktu. İşte normal hatlardan ulaşmak gerekirdi. O da çok zordu. Sıraya girerdiniz vesaire. Mektupla yazışıyorduk. İşte orada bir fabrikada iş bulabileceğini çünkü yeni mezun olmuştu. Ben de mezun olmuştum. Bana yazdı. Benim de oraya gitmemi önerdi. Dedim ki vatan bizi bekler. Sen geri dön de biz ancak Kıbrıs'ta sıtır olabiliriz. Ve nitekim öyle oldu. Döndü. Kıbrıs'a döndük. Peki oldu yani. Örneğin üniversiteden asistanlık, öğretim üyeliği daha sonrasında tabii önerileri oldu bana ama hiçbirini kabul etmedim. Peki başkanım, her konuğuma sordum. Size de sormak istiyorum. En büyük hayal kırıklığınız nedir? En büyük hayal kırıklığım 2004 yılında Kıbrıs sorununu çözüme ulaştıramamak oldu. Yani Annan Planı referandumunun sonucu. Kıbrıslı Rumların %70 küsurla hayır demesi en büyük hayal kırıklığım oldu. Çünkü birkaç ay öncesinde biliyorduk ve inanıyorduk ki Kıbrıslı Rumlar hayır demeyecek. Ama dediler. Hayal kırıklığım, en büyük hayal kırıklığım oldu. Tabii onun öncesinde de 2003 yılında yine Annan Planı görüşülürken Lahey'de konunun sonuçsuz kalması, Denktaş Bey'in hayır demesi ve bunun sonucunda da Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs'ın bütünü adına Avrupa Birliği'ne giriş anlaşmasını imzalaması. Bu iki olay benim en büyük hayal kırıklıklarım oldu. Peki ben sona doğru geliyoruz yavaş yavaş. Şunu sormak istiyorum Sayın Başkanım. Az önce bahsettiğiniz de üniversite yılları sol görüşlü bir öğrenci olarak gittiniz oraya. Oradaki... Hayır, orada sol görüşe yaklaştım ve sol görüşlü bir ideolojiye. Buradayken yok muydu herhangi bir buradayken, siyasi görüş? Buradayken daha farklı bir durumum vardı. Şöyle, bir defa spora çok meraklıydım. Kendimi spor yapmamakla birlikte. Futbol ve diğer spor alanlarına meraklıydım. İzlerdim o anlamda. Çok kitap okurdum. Tarihi romanları çok severdim. Ansiklopedi bile okuduğumu hatırlarım. Yani işte Yeryüzü Gökyüzü Ansiklopedisi, Nebioğlu'nun Dünya Ansiklopedisi vardı. Onları, o dönemler çok yaygın ansiklopedi yoktu zaten. Onları bile okurdum. Okumayı çok severdim, öğrenmeyi çok severdim. Henüz bir ideolojik duruşum yoktu. Türkiye'ye gidip Gençlik Hareketi ile karşılaşınca o dönemde ideolojim oluştu. Doğruyu söylemek gerekirse. Ben vardır diyerekten ne kadar örtüştü onu soracaktım ama... Yine örtüştü. Burada da çünkü işte hikayeler yazdığım dönemler de vardı. Genelde yoksulların, sıkıntı yaşayan insanların acılarını, özlemlerini ortaya koyan hikayeler,
vesaire yazardım. Kimisi hala var elimde, kimisi yok. Ama edebiyata meraklıydım. Ve edebiyatta da hep yoksul insanların yaşadığı sıkıntıları öne çıkaran bir duruşum vardı. Nitekim Türkiye'ye de gittiğimizde öğrenci olarak bizim ODTÜ kampüsüne yakın Türkiye köylerine ziyarete gittiğimi de hatırlıyorum. Gidip köy kahvesinde köylülerle sohbet ettiğimizi, onları sol düşünceye inandırmaya çalıştığımızı vesaire, onları da hatırlıyorum. Yani bir ölçüde örtüştü ama orada tabii hemen arkasından 71 askeri darbesi veya muhtırası gündeme geldi. 21 Mart'tı galiba. Ya da 12 Mart'tı. 12 Mart olabilir. O kadar 71. Çok oldu ki artık. Ya 71'de. Hatta ben trenle İstanbul'a gidiyordum. Ve muhtıra trende geldi. İstanbul'a indiğimde... İnerken başka, inerken başka bir... İndiğimde durum değişmişti. Türkiye değişti yolda. Öyle bir dönemde yaşadık doğrusu. O dönemde çok okudum. Kitap okudum, sol literatüre aşina oldum. Yasak kitaplardı, yasak kitapları gizli gizli temin edip okuyorduk. Yurt odalarında vesaire. O dönemde daha fazla sol ideolojiye bağlı hale geldim. Çok kitap yayınlanırdı o dönemde, çeviri kitaplar. Ne kadar yasaklanırdı, gizliydi ama sonuçta okunurdu. Bilirsiniz, gizliye rağbet daha fazla olur. Evet. Yasağa rağbet daha fazla olur. Daha çok okurduk, paylaşırdık. O dönemden kalma çok kitaplarım hala var. Peki, edebiyata ilginizi söylediniz. Kitap, roman ya da başka türde bir yazmayı düşünüyor musunuz? Var mı öyle bir plan projesi? Vallahi roman yazmayı pek düşünmedim de siyasi analiz yapma düşüncem oldu hep. Hatıra daha fazla çekici geldi bana ama oturup zaman ayırabildiğimi söyleyemem. Bazı notlarım var. İleride uygun zamanda zaman ayırmayı planlıyorum. Merakla bekliyoruz. Aynen, merakla bekliyoruz. İnşallah. Sayın Cumhurbaşkanım, ben şunu sormak istiyorum. Şimdi siyaset insan odaklı bir iştir. Yani insanın, evet, adam malzemesi insandır. O yüzden duygulara yer olacak ama ne kadar yer vermek lazım? Yani hep duygularla da ya da duygusal bir siyaset diye bir şey yürümez herhalde. Yürümez tabii. Gerçekçi olmak zorundasın. Duygularla hareket edersen gerçeklerden uzaklaşırsın. İdealist olursun. İdealist olmak kötü bir şey değil ama gerçeklere de dayalı olmak zorundasın. Aslında idealizm olmazsa bu defa bencillik olur, çıkarcılık olur, yolsuzluk olur, dolandırıcılık olur. Bunlar da var siyasette. Ama öyle bir siyasi olmayı hiç istemem çünkü gelecekte nasıl anılacağım da önemlidir benim için. Çünkü her insanın ömrü sınırlıdır. Ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, sonuçta bir gün bu dünyadan göç edecek. Şairin dediği gibi geriye hoş bir sada kalacak ya da kötü bir sada kalacak. Ben hoş bir sada kalmasını tercih ederim. O yüzden idealist olmaya devam etme arzusundayım. Ama başarılı olabilmek için de gerçekçi olmak zorundasınız. Günün gerçeklerini doğru değerlendirerek hareket etmek zorundasınız. Hep idealist olursanız sonuca ulaşamazsınız. Halkın desteğini alsanız bile başarılı adımlar atamazsınız. Ve sonuç olarak da başarılı olamazsınız, hedeflerinize ulaşamazsınız. O yüzden toplamını idealist
idealizmle gerçekçiliği birleştirerek yürütmek zorundasınız. O da kolay değil ama. Oldukça zor. Çok zor. Oldukça zor. Herhalde bizler için daha zor. Çünkü biz duygularımızı öne çıkarmayı seven insanlar. Tabii toplum öyle. Bizi onlar yönetiyor. Yani toplum öyle. Toplum öyle. Ama yani duygudan da uzak siyaset yanlış olur diye düşünüyorum. Yani o da başarısız olur. Bilirsiniz herhalde dünyada çok ünlü bir ne kadar doğruştur, o günün değerlendirmelerinde gerçekten öyle yaşanmış mıdır bilemem ama Machiavellizm diye bir şey var. Machiavellizm her şey mübahtır siyaset için. Yani başarı için, hedeflerinize ulaşmak için, zirveye çıkabilmek için her şey mübahtır. Machiavelli böyle mi düşünüyordu? Tartışmalıdır aslında ama ona atfedilir hep. Ve Machiavellizm denir. Böyle yaklaşmaya. Bunun içinde pragmatizm var. Her yolu mübah sayma var. Her türlü amacı, hedefi doğru kabul etme var. Ama ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Yani işte pragmatik politikacılar çok kullanılır, duyarsınız siz de. Ben onlardan olmadım. Olmayı da istemiyorum, eksik olsun diyorum öyle bir politikacılık, öyle politikacılık. Daha idealist, daha evet gerçekçi, doğru hedefe doğru zamanda ulaşabilmek için çaba ortaya koyabilecek doğru politikaları ama dediğim gibi idealden kopmadan yürütmeyi doğru bulurum. Yani dün örneğin Kıbrıs sorununun çözümünü savunmak, bugünse buna karşı çıkmak doğru bir yaklaşım değil ya da tersi. Dün karşı çıkıp bugün aman ben Kıbrıs sorunun çözümünü istiyorum demek ve bunu temel bir hedef olarak görmek doğru değil diye düşünüyorum. Bana uymaz en azından. Ben doğmacadan beri, yani siyasette doğmacadan beri anlamında söylüyorum, Kıbrıs sorununun çözümünün gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunun için yapılması gerekenleri doğru ve gerçekçi biçimde asla teslim olmadan ne buradaki goygoycu veya milliyetçi tayfaya ne de güneyin işte çıkarcı milliyetçi veya sözde çözümcü kesimine hiçbirine teslim olmadan doğru bildiğim ve gerçek politika olduğuna, doğru politika olduğuna inandığım doğrultuda hareket etmeyi geçerli siyaset yapıyorum şahsen. Ve bununla başarılı olabileceğimize inanırım. Peki efendim programımızı bitirmeyelim. Benim aklımda bir soru daha var. Sormazsam rahat etmeyeceğim. Politikacıları konuştuk. Yeni nesil politikacıları nasıl buluyorsunuz? Ailede de var çünkü. Nasıl değerlendirirsiniz siz en tecrübeli siyasilerimizden birisi olarak? Tabii onlar yeni siyasetçi ve yeni trendleri izleyecekler doğal olarak. Bizim zamanımızda esas olan vatandaşla temas etmek için fiilen bizzat orada bulunmak gerekiyordu. Köy gezileri, köy kahveleri, işte meyhaneler, işte köy meydanları, çeşitli etkinlikler, ne bileyim düğünler, cenazeler vesaire halkla temasın yollarıydı. Şimdi buna ilave şeyler de var. İşte sosyal medya var, anlık
vatandaşla buluşabileceğin mecralar var. Yani sosyal medya yanı sıra belki interneti kullanarak vatandaşla bir araya gelmenin yolları var. Bunları da hayata, günlük yaşama katmak lazım, siyasete katmak lazım. Katıyorlar da birçoğu. Dolayısıyla yeni çağda yeni siyaset ve yeni siyaset biçimleri ve yeni araçlar kullanmak lazım. Bugün yani biz de kullanıyoruz siyasetin içinde olmamakla birlikte değişik mecraları. Ama ne bileyim işte bizim siyaset yaptığımız dönemlerde canlı yayın bile çok azdı. Çok sınırlı büyük olaydı çünkü. İmkanlarla yürütülebilirdi. İşte neydi o? Linklerle birbirine bağlanan koptu muydu zaten? Vesaire. Şimdiki gibi hani internet üstünden bağlantılar vesaire yoktu. Çok sınırlı sayıda televizyon. Hatta televizyon yoktu. Biz ilk siyasete girdiğimizde bir tek BRT vesaire vardı. Daha sonra bazı işte radyolar kuruldu. Daha sonra televizyonlar kuruldu. Yani imkanlar çok kısıtlıydı. Onun için şimdiki politikacılar bu yeni mecraları kullanarak daha farklı vatandaşa ulaşma yollarını buluyorlar ve bulmalıdırlar diye düşünüyorum. Parlak isimler var, önde gelen isimler var. Ve genel olarak tabii sonuçta siyaset bir partiler siyaseti olduğuna göre partileri daha iyi noktalara taşıyacak politikaları geliştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam. Peki. Peki. Tamam o. Bence. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar dilerim. Programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar dilerim.